Gun Market. Gelecek sizin ellerinizde. Gun Market'ten herkese tekrar selamlar. Forex eğitimlerimize devam ediyoruz. Forex'in dinamiklerinden başlayıp eğitim düzeyimizde ilerletiyoruz tabii. Teknik analiz konusunu işlemeye devam ediyoruz. Daha önceki eğitimlerde hareketli ortalamalardan bahsetmiştik. Onları tekrardan kanalımızda bulabilirsiniz. Bugünkü konumuz özellikle teknik analizle piyasa işlemleri yapan yatırımcılarımızın yakından takip ettiği veya piyasada teknik analizi bilmeseler dahi mutlaka bir şekilde kulak dolgunluğu olan, indikatörlerden olan RSI ve MACD indikatörlerini inceleyeceğiz. Bunların MetaTrader grafiklerimize nasıl eklendiği ve nasıl değerlendirmemiz gerektiğini burada sizlere kısaca anlatmaya çalışacağız. Önce slide üzerinden gideceğiz her zamanki gibi. Daha sonra ben MetaTrader platformumuz üzerinden nasıl bu indikatörlerin grafiklerimize eklendiğini ve nasıl yorumlamamız gerektiğini anlatmaya çalışacağız. RSI, MACD ve parabolik SAR aslında anlatacağız ama parabolik SAR çok fazla kullanılan bir indikatör değil. O yüzden biraz daha RSI ve MACD üzerinde duracağız bugünkü eğitimimizde. Şimdi öncelikle ne olduğunu anlayalım sözel olarak. Daha sonra dediğim gibi grafik üzerinden de nasıl kullanılacağını ve bize işlemlerimizde nasıl yardımcı olacaklarını bu indikatörlerin anlatmaya çalışacağız. Uluslararası işlem piyasalarında, yani aslında burada demek istediğimiz tüm enstrümanlarda, işte ons altın, euro dolar, DAX endeksi, petrol, hiç fark etmez, hepsinde bu indikatörler kullanılabilir. Yani hangi indikatörün hangi enstrümanda çalıştığını sormak aslında yanlış bir soru oluyor genelde. Bütün enstrümanlarda bütün indikatörleri kullanabilirsiniz. Çünkü hepsinde sonuçta bir fiyat var ve indikatörlerde fiyatlar üzerinden oluşan bir gösterge olduğu için fiyat olan her durumda bu indikatörleri kullanabilirsiniz. Relative Strength Index aslında Türkçesi de göreceli güç kavramı, güç endeksi daha doğrusu. Aslında bunun kısaltılmışı da işte İngilizce kelimelerin baş harfleri olan RSI, yani RSI diyebiliriz. Genel olarak piyasada bu tarz ifadeyle biliniyor. Buna bakacağız. RSI, incelenen periyot içerisindeki kapanış değerinin bir önceki güne göre değişiminden yola çıkarak hesaplanan bir göstergedir. Hatırlarsanız daha önceki eğitimlerde de bahsetmiştim. Bütün göstergeler bir şekilde bir matematiksel formüle dayalı. Tabii formüllerin içine girip kaybolmak şu aşamada çok doğru olmayacaktır. Bunları internetten mutlaka araştırma yaptığınız zaman bulabilirsiniz. Her bir indikatör belirli bir matematiksel formüle dayanıyor. RSI indikatörü de bunlardan biri. Özellikle kapanış fiyatları veya bir önceki güne göre değişim burada biraz daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. RSI indikatörü daha çok kısa ve orta vadeli analizlerde kullanılmaktadır. Her ne kadar vadeler kullanıcıların tercihine göre değişse de vadelerin uzaması fiyat hareketlerine tepkisizleşme sonucunda beraberinde getirecektir. Tabii her indikatörün, her göstergenin bazı kendine ait, kendine özel avantajları ve dezavantajları olabiliyor, özellikleri olabiliyor. RSI'de de biraz daha kısa vadede kullanmak yatırımcılarımıza işlemler açısından daha çok faydalı olacaktır. Çünkü uzun vadede fiyatlar biraz daha yatay hareket ettiği için genel itibariyle değişimler çok kısa olacaktır ve örneğin 200 günlük hareketli ortalama gibi düşünün bunu. Nasıl ki 200 günlük hareketli ortalama biraz daha yatay, horizontal dediğimiz yatay seyrediyorsa, ancak 20 günlük, 50 günlük ortalamalar daha böyle kıvrımlı, daha çok volatili seyrediyorsa, aynı şekilde RSI indikatörü de bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. O yüzden kısa vadeli periyotlarda kullanmak bizim için çok daha faydalı olacaktır. Tabi bu yatırımcıya kalmış bir şey. Sonuçta 30 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık hiç fark etmez. Hepsinde bir şekilde bu indikatörlerin kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi hesaplanmasını burada 4 ayrı parça halinde veriyoruz. Çok kısaca üzerinden geçeceğim. Tabi siz bunu ekranlardan tekrardan takip edip notunuzu alabilirsiniz. RSI hesaplanırken seçilen periyot içinde ilk önce bir önceki güne göre yüksek olan kapanışların ortalaması alınır. Sonra periyot içindeki bir önceki güne göre düşük olan kapanışların ortalaması alınır. Yani burada RSI indikatörünün nasıl oluştuğunu anlatıyoruz. Üçüncü maddemiz, kapanışın yüksek olduğu günlerin ortalaması ile düşük olduğu günlerin ortalamaları bölünerek göreceli güç elde edilir. Son maddemizde de göreceli güce 1 ilave edilir. Elde edilen sonuç 100 ile bölünür. Çıkan sonuç 100'den çıkarılır. Elde edilen değer RSI değeridir. Birazdan grafiğimizde göstereceğiz. Aslında RSI'nin özeti şu. Biliyorsunuz piyasalar
hareketli olabiliyor. Yani bazen durgun oluyorlar. Örneğin dolar TL 1-2 hafta durgundur. Daha sonra sert hareket ediyor yukarı veya aşağı veya ons altın durgun seyreder. Daha sonra küresel bazlı bir haber akışı veya veri akışıyla yukarı veya aşağı yönde sert hareket eder. RSI endikatörü bize o hareketlerin aşırılığını gösterir. Yani bazen piyasa yorumlarımızda duyarsınız siz de işte enstrüman aşırı alım bölgesinde, aşırı satım bölgesinde gibi. Bunları bize veren indikatör RSI indikatörüdür. RSI birazdan göstereceğiz. 170 ve 30 değerler arasında gidip gelir. Tabi üzerine veya altına da gelebilir ama buradaki bizim çıkaracağımız sonuç tabi sadece RSI indikatörüne veya tek bir indikatöre bakarak işlem yapmak her zaman yanlış durumun altını tekrardan çizelim. Birçok enstrümanı daha doğrusu indikatörü, trendleri, hareketli ortalamaları kullanmamız gerekiyor. Hepsinin ortak bir sonucu bulursak çok daha faydalı olacaktır. Dediğim gibi RSI indikatörü bize ilgili enstrümanın, işlem yaptığımız enstrümanın aşırı alım bölgesinde mi yoksa aşırı satım bölgesinde mi ona göre bize bir kısa vadeli fırsat verebilen bir indikatör olarak değerlendirebiliriz. RSI al-sat sinyalleri ne kadar güvenilir? RSI indikatörü yorumlanırken genel olarak tek bir noktaya dikkat edilir. Eğer 30 noktasında sinyal veriyorsa aşırı satıma işaret eder ve fiyatların bundan sonra yükseliş trendinin eğilimine geleceği beklenir. 70 noktasında ise aşırı satım gerçekleşmiyor ya da doğrusu aşırı yükseliş vardır. Oradan da bir miktar geri çekilme beklenir. Yani özetle şunu söyleyebilirim. 30'a birazdan grafikte göstereceğiz. MetaTrader üzerinden. 30'a yani alttaki banda yaklaştığı zaman piyasada aşırı bir satım olduğunu bize gösteriyor bu indikatör matematiksel formül sonrası ve burada artık hani her zaman deriz ya piyasa çok sattı buradan tepki alımları gelebilir. Aynı şekilde 30'a geldiği vakit o enstrümanda tepki yükselişleri bekleriz. 70'e geldiği vakit de piyasa aşırı alımda deriz. Orada bir kar realizasyonu bir dönüş bekleriz. O yüzden 70 ve üzerine geldiği vakitte de aşağı yönde bir düzeltme hareketi genel itibariyle piyasada beklenir. Birazdan onu grafiğimize göstereceğiz. MACD indikatörü, MACD yani kısaltılmış tabii MACD olarak bilinen hareketli ortalama yakın sama, ırak sama isimli teknik göstergedir. Gerald Apple tarafından trendin gücünü ve piyasa hareketlerini tanımlamak ve trend dönüşlerini onaylamak amacıyla geliştirilmiştir. Sinyaller 3 başlıkta gruplandırılan hareketli ortalamalardan alınır. MACD indikatörüne 3 yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Tabii bu uzun bir yazı oldu. Birazdan grafikte çok daha size netini anlatacağım ama ben çok kısaca bir özetini geçeyim. MACD eğrisinin sinyal eğrisiyle yaptığı kesişmeler fiyat hareketlerinin dönüşme olasılığını gösterir. MACD eğrisi sinyal eğrisini yani iki tane hareketli ortalama var. Biri MACD eğrisi, biri sinyal eğrisi. Aşağıdan yukarı kestiği zaman alım, yukarıdan aşağı kestiği zaman satım. Yani hareketli ortalamalar gibi düşünün bunu. Hani kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalama yukarı kesince alım veya tam tersi olunca satım oluyordu ya. Onun gibi bir sinyal veriyor. Tabi burada ekran görüntümüzden biraz daha yazı kısmını okumanız mümkün. Parabolik sar çok aslında kullanılan bir indikatör değildir. Açıkçası çok gündemimizde olan bir indikatör değil ama en azından kulak dolgunluğu olsun ne işe yaradığını sözel olarak anlatalım istedik. Parabolik sar genellikle bir enstrümanın kısa vadedeki görünümünü analiz etmek isteyen yatırımcı tarafından kullanılan ne zaman alım ne zaman satım yapacağı hakkında bilgi veren bir enstrümandır. Tabii bütün indikatörler bir şekilde sinyal vermeye çalışıyor. Parabolik sarı da en azından indikatör olarak çok önermesek de yani çok revaçta olan, çok bize enstrümanlarda sinyal verecek bir açıkçası indikatör olarak görmüyoruz ama genel itibariyle RSI, MACD ve parabolik sar üçünü bir arada görmeniz mümkün. Teknik analiz yaparken parabolik sar indikatörünün noktalarının fiyat üzerinde oluşması ayı piyasasını, noktaların fiyat altında oluşması ise boğa piyasasını işaret eder. Yani yorumlarken bu şekilde yorumlanıyor ve aşağıda da görmüş olduğunuz 5 başlıkta, daha doğrusu 5 sekmede parabolik sarın nasıl hesaplandığını göstermekteyiz. Şimdi slide kısmı bu kadar. Birazdan MetaTrader üzerinden bu indikatörlerin nasıl eklendiğini ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağız. Evet. Şimdi RSI, MACD ve parabolik sarı anlattık sözler olarak. Burada RSI ve MACD indikatörleri üzerinde biraz daha
piyasada nasıl kullanılır, yani enstrümanları nasıl eklenir MetaTrader üzerinden ve nasıl sinyaller yakalamamız gerekir, onu anlatacağız. Ekranda direkt Euro dolar paritesi var. Tabii demin de söylediğim gibi, yani tek bir indikatör kullanılarak bir piyasa yorumunda bulunmak zor. Örneğin Euro dolar paritesinde bakın trendlerimiz var. Dip var, üçlü dip, işte düşen trend. Bunlar daha çok asıl piyasanın baktığı ve ana alım satım sinyalleri veren noktalardır. Birazdan kullanacağımız RSI ve MACD de daha çok yardımcı indikatörler olarak kullanılabilir. Şimdi nereden ekliyoruz? Buradan bakın MetaTrader'ın ekranımızın dosya görünüm ekle. Ekleden göstergeleri seçiyoruz. Buradan osilatörleri seçiyoruz. Bakın burada RSI Relative Strength Index, göreceli güç endeksi Türkçesi. Buna tıkladığımızda karşımıza parametreler geliyor. İşte renkler geliyor. Burada seviyeler 70-30 olsun. Bazen 80-20'de kullanılıyor. Yanlış mıdır? Değil. Neden kullanılıyor diyemeyiz ama biz daha çok 70 ve 30 seviyelerinin ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Rengi değiştirebiliriz. Şimdi tamamen tıkladıktan sonra bakın alta böyle bir indikatör eklendi grafiğin alt kısmına. Şimdi ne söylemiştik? 30'a, yani şu bölge, bakın şu bölgeye yaklaştıkça aşırı satımlı olduğunu ve piyasada tepki alımları gelebileceğini gösteriyor. 70'e yaklaştıkça da aşırı alımda ters dönüş olabilir. Şimdi mesela şöyle şu imlecimizi alalım. Mesela şu bölgede 80 ve özür dilerim 70 ve üzerine hafiften bir kayma var. O bölgede bakın euro doların hareketine. Normal seyre göre biraz sert alımlar gelmiş. Özellikle buradan başlayan bir yükseliş devam ediyor. Tabii yükseliş devam ederken burada grafikte RSI'de da 70'e doğru yükseliş var. Ne zaman 70'e yaklaştıysa RSI'de bakın 70 sat sinyali veriyor. Burada da paritede aşağı yönde bir hareket yakalanılıyor. Yani 1.12.50 civarından 1.11.70'lere doğru sert bir düşüş oluyor. Tersini düşünelim. Ne zaman 30'a gelmiş? 30'a geldiği dönem şu. Bakın şurası. Şu bölge. 30'a, yani tabii bir düşüş eğilimi var. O sırada zaten RSI indikatörü aşağı yönde eğilim gösteriyor. Ama bizi ilgilendiren kısım 30'a yaklaştıktan sonraki ve sonraki süreç. 30'a geldikten sonra da kısa vadeli tepki alımı gelebileceğini gösteriyor. Bakın şurada yandan gösteriyorum. 1.10.64'lerden yukarı doğru 1.11.10'lara doğru yaklaşık 50 piplik bir alım tarafı canlanmış. Ama genel trend aşağı olduğu için tabii satışlar geliyor. Son durumda neredeyiz? 30'un ve altındayız. Bakın zaten çok ciddi bir satış var euro dolarda. Buradan hem şunu takip etmemiz gerek. Bakın daha önce ikili dip vardı. Şimdi üçlü dipe yol alıyor ve 30'da aynı zamanda kısa vadeli tepki hareketleri gelebileceğini gösteriyor. O yüzden şu bölgeye yaklaştıkça RSI indikatörü de biraz daha 30'un altına sarkacaktır. Öyle bir durumda da şu dipten artık piyasa için tepki alımları gelebileceği bir piyasa bekleyebiliriz. Ama bu illa direkt alım geleceği anlamına gelmez. Sadece bize bir yardımcı gösterge, alımın nereden yapılabileceğini gösteriyor. O yüzden 30 ve 6 fiyatta da 1.29-20 civarına yaklaştıkça piyasada tepki alımlarının gelebileceği nokta olarak RSI indikatörünü izleyebiliriz. Yani bunun bize sinyalini veriyor. Bir de MACD'ye bakalım kısaca. Göstergeler, osilatörler. Bakın burada direkt MACD olarak MACD var. Burada da değiştirmemiz gereken herhangi bir, tabii renkleri değiştirebiliriz ama parametrelerde seviyelerimiz böyle kalsın. Onu da alt tarafa ekledik gördüğünüz gibi. Grafiğimizi biraz şöyle genişletmek amacıyla RSI'yi tamamladık. Burada da o hareketli ortalama genelde işte sıfırın üzerinde ise biraz piyasada alım tarafı ön planda olabileceğini gösteriyor. Sıfırın altındaysa ve özellikle şu çubukları negatif tarafa geçtiyse piyasada satış tarafının biraz ön planda olmasını bekleyebiliriz. O yüzden şu çubuklara baktığımız zaman bir süredir sıfırın altında, yani negatif tarafta, zaten euro dolarda gördüğümüz gibi satış baskısı ön planda. Yani hem çubuklar hem hareketli ortalama sıfırın üzerine geçtiği vakit piyasada biraz da pozitif hareketlenme beklenebilir ama şu an hala aşağı yönde bir ivme olduğunu gösterebiliriz. İşte daha önceki dönemlerde bakın çubuklar ve hareketli ortalama sıfır yukarı yönde kesiyor. Şu bölge euro dolarda da biraz daha yukarı yönde hareketlerin olduğu. Tabii kırılma şurada geliyor. Kırılma burada geldiği için yukarı yönde hareketler devam ediyor. Şu an şu bölge negatif bölgedir. Bu bölgede kalındığı sürece euro dolarda da satış baskısı ön planda olacaktır. Yani RSI ve MACD indikatörlerinin grafik üzerinde kullanımı
Bu şekilde. Tabii bunları denemek lazım. Her enstrümanda farklı seviyeler çıkacaktır, farklı görünümler çıkacaktır. Bunları mutlaka grafiklerimizde sık sık deneyip tecrübe edinmemiz gerekiyor. Bugünlük eğitimimiz bu kadar. RSI ve MACD indikatörlerini anlattık. Daha sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.